Günaydınlar. Ben dermatoloji uzmanı Doktor Evren Gökeşme. Güzellik yolculuğumuzun şimdi bu hafta ikinci basamağındayız. İkinci basamağımızda burun üzerindeki kılcal damarları tedavi edeceğiz. Neyle tedavi edeceğiz? Zümrüt lazer kullanarak tedavi edeceğiz. Tabii yüz bölgesinde kılcal damarlar bazen bazı hastalıklarla ortaya çıkabilmekle birlikte çoğunlukla herhangi bir hastalığa bağlı olmadan zaman içerisinde ultraviyole enerjisinin, güneş ışıklarının ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkabiliyor. Ve genel itibariyle yüzde yanak bölgesinde ve burun üzeri, burun etrafında oldukça rahatsız edici hale gelebiliyor. Tabii bazı durumlarda dediğim gibi hastalıklara bağlı olabiliyor ve bu o zaman altta yatan bir şey var mı? Herhangi bir hastalığa bağlı mı? Bu genellikle cilt hastalığı oluyor. Bunları araştırmak gerekebiliyor ama bunların dışında çoğunlukla hepimizde ufak tefek kılcal damar problemleri özellikle yüz bölgesinde oluyor. Ve bu anlamda da zümrüt lazer oldukça direkt normal dokuya herhangi bir hasar vermeden damarların tedavisinde bize olanak sağlıyor. Şimdi hastamızın da burun üzerinde minik minik kılcal damar çatlamaları var. Biz bunları spider anjiyom ya da işte örümcek şeklinde olduğu için spider anjiyom, örümcek anjiyom diyoruz ve lazer tedavisi haricinde çok da maalesef etkin bir tedavisi yok. Bu anlamda kullanılabilen çeşitli dalga boylarında lazerler var. Zümrüt lazer de bunlardan bir tanesi. Önemi şu, pratik, hızlı sonuç veren ve yaparken daha sonucu gördüğümüz bir lazer uygulaması ve sonrasında da normal dokuya zarar vermediği ve o normal dokuda harabiyet yaratmadığı için de iyileşme de oldukça hızlı oluyor. İsterseniz gelin yavaş yavaş uygulamaya geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi gayet pratik bir şekilde burun üzerinde oluşmuş olan damarları şöyle yapalım. Saniyeler içerisinde ortadan kaldırabiliyoruz. Şöyle çevirelim. Evet, bir tane şurada vardı. Şöyle yapalım hafif. Şöyle çevirelim bir de. Tabi damarların yoğunluğuna göre bazen tek seans, bazen çoklu seanslar gerekebiliyor. Ve seanslar genellikle 15 dakikayı geçmiyor. Uygulama sonrasında bir hafta kadar bir güneşten korunma gerekli. Şöyle çevirelim. Bu zümrüt lazer uygulaması kılcal damar haricinde yüzde genel kızarıklık durumunda, kızarıklık, batma, yanma, kaşıntı, rozasea hastalığı durumunda da kullanılabilen bir dalga boyu. Şöyle yapalım. Lastik çekip bırakır gibi bir hissiyat oluyor. Anlık, onun sonrasında geçiyor zaten. Hani sonrasında herhangi bir ağrı, sızı, zonklama falan öyle bir şey olmuyor. Ve bazı kılcal damar lazerlerinin maalesef ki cildi yakma ihtimali oluyor. Zümrüt lazerde böyle bir şey yok. Yani bilinçli olarak yapmaya kalksanız bile çok güvenli bir dalga boyu olduğu için ciltte herhangi bir yanık ya da lazer izi, yara izi, kabuklanma böyle bir şey yaratmıyor. Evet, zümrüt lazer uygulamamızı yaptık. Yaklaşık olarak 5 dakika kadar sürdü ve burun çevresindeki bütün damarları, burun üzerindeki damarlara atış yaparak onların yok olmasını sağladık. Zaten uygulama esnasında tedavinin başarılı olup olmadığını böyle anlıyoruz. Yani atış yaptığımızda damarların kaybolduğunu görüyorsak, ki siz de muhtemelen görmüşsünüzdür, bu tedavinin başarılı olduğunu gösteriyor. Tabii burun bölgesi biraz damarlanmaya yatkın bir alan olduğu için bu damarlar kendi kendine bir kısmı tekrar açılabiliyor. O yüzden bir ikinci seans gerekebiliyor. Ne zaman? Yaklaşık işte bir ay sonra falan. İşlem sonrasında hastamıza gördüğünüz gibi ufak tefek bir kızarıklık oluyor. O da zaten şimdi bir 5-10 dakika buz uygulaması yapılacak. Sonra da güneş koruyucu kullanınca hızlı bir şekilde geriliyor.
Benim zümrüt lazerle alakalı bu hafta size anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki hafta yine çok dikkat çeken bir konu, gözaltı dolgusuyla alakalı bir videomuz olacak. Onu da izlemeyi bekliyoruz sizi.